Sabah keçiler yayılmaya gittiler. Yayıldılar, geldiler. Ve sağım oldu, süt pişti, soğudu ve şu anda peynir olma yoluna girdim. Evet. Doğru, sağımla başlıyor. 6-7 saat dememek lazım. Evet. Şu an mayayı katıyorsun galiba. Şu anda evet, mayayı yavaş yavaş, mayayı da tekrar ölçeceğim. Tamam. Şöyle yardımcı olayım. Şimdi ne yapıyorsun? Şimdi mayamızı katıyoruz. Biraz önce kattığın su neydi? O kal suyumdu. O sütün, mayayla sütün birleşmesi için bir zincir aradı. Daha kaliteli bir olgunlaşması için peyniri. Onu katıyoruz. Tamam. Tabii onun dereceleri var. Tamam. Biz bunları eğer böyle bir marka olup da biz gerçekten ürünümüzü yapmak istiyoruz dedikleri zaman biz bu detayları kişilere anlatırız. Bu şekle geldiklerinde. Tamam. Gerçekten kendi koyunu olsun, keçisi olsun, inek sütünde de aynı şekilde. Hepsinde de detayları anlatırız. Hiç tamam. Problem değil bizim için. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi maya kısmındayız, evet, o zaman. Evet, mayamızı katacağız. Mayamızı ölçüyoruz. Biz burayı 2010 yılında Mart ayında temelini attık. Aşağı yukarı 8 yıl olmuş. Bayağı olmuş. Sen geleceği görmüşsün tabii. Ve çok uzun zaman önce başlamışsın bu işe. Hem de Ankara'da. Yani böyle bir şey İzmir'de daha çok hani beklerim. Niye işte sütçülük keçi orada daha fazla. Zaten bir süt alışkanlıkları var falan. Biz biraz yörük olduğumuz için herhalde hayvancılıktan kopamadık. Ben de Ankara'dan geldim. Gerçekten şu andaki hükümetin mesela çalışmalarında gençlerin gelmesi konusunda ben aslında ilk örneğim Ankara için. Doğru söylüyorsun. Şey miydi peki, yani Ankara'da yaşıyordun, çalışıyordun. Ben evet. Artık köye döneceğim mi dedin? Çiftliğime, kendi arazimde döneceğim dedim. O kararı verdim ve mutluyum da. Ha, peki şey, çocuklar ve aile, eşin? Onlar zaten Ayaş'talar. Eşim, çocuklar. Okullarına daha, hatta Ayaş daha güzel Ankara'da. Ayaş gibi evet, bir sürü Ankara'nın Ayaş ilçeleri. Çok güzel. Hepsine de gidebilir insanlar. Ankara'da yani çok böyle koştura koştura dört duvarın içerisinde bir yerlerde memurluk yapacağım veya bir şeyler yapacağım diye uğraşmasınlar. Gelsinler, çalışalım, yardımcı olalım. Peki, onlar da birer işletme. Eşin ve çocuklar seviyor mu burada olmayı? Seviyorlar. Hayvanların ben onlara da öğretiyorum. Aa, harika. Tabii. Oğlum ve kızım. İşte bu. Yani bir bakmışsın, şimdi Avrupa'da tabii şeyler çok yaygın, böyle butik peynir markaları var. Ama nasıl böyle 100 yıldır peynir yapıyorlar işte, dededen toruna, dededen toruna geçmiş falan. Gidince konuşuyorsun, toplasan işte günde bir ton bile süt işlemiyorlar. Ama dünyaca ünlü marka haline gelmiş peynirleri. Diyor ki işte ben 4. kuşağım bu peyniri yapan, bu topraklarda kalan. Belki burası da öyle olur yani. İnşallah. Çocuklar alır, sonra onun çocukları alır falan diye devam eder. Şimdi mayamızı atıyor muyuz? Mayamızı atacağız. Şimdi tamam. Mayamızın karşılığında bir 9-10 katı kadar su ilave edeceğiz. Süt de olabilir, ben suyumu alayım. Haydi bismillah. Lezzetli olsun, bereketli olsun. Sağlık versin yiyenlere, şifa versin. Amin. Çünkü keçi sütünün bir de tabii o özelliği var. Sağlık sebebiyle tüketim oranı da çok yüksek. Evet. O yüzden yiyen herkese şifa olsun inşallah. Tabii ki peyniri yaptık. Her şey çok güzel de. Peki bunu nasıl pazarlayacağız? Bizler zaten belli bir noktada olan insanlarız. Pazar payı çok önemli. Bunu neden kapattık da üzerine bir şey gelmesin, düşmesin falan şimdi, diye mi? Korumak sonuçta amacı. Bu süt canlı. Hı hı. İnsanlar üşümesin diye üzerine şöyle hafiften... Havalar sıcak olduğu için tor koyduk. Eğer Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart aylarında yapmış olsaydık bir de bez koyacaktık. Üşümesin diye. Üşümesin diye. Artık biz kendi tekniklerimizi yavaş yavaş işte bunun bir sonrakinde acaba şunu şöyle mi yapsak ki dediğimizde kendi kendimizi de devamlı eğitiyoruz. Burada önemli olan şeyler de bunlar. Kesinlikle. Yoksa her şeyi bir kişiden beklemek de değil. Devamlı üzerine deneyerek daha çok kaliteyi artırma yolundayız. Ama %100 keçi sütünden işte böyle bir işletmede Ankara'ya bunu sunmaktan çok mutluyum. İnşallah hayırlısı. Pazarımızı da inşallah satış noktalarımızda görürüz. Biz sütümüzü uykuya bıraktık. Evet. Bir saat sonra, 1 saat 15 dakika sonra görüşeceğiz.
Mustafa abi şimdi yaklaşık bir iki saate yaklaştık galiba değil evet, mi? Bir buçuk iki saat arası bir oldu. Buçuk iki saat arası oldu. Şimdi herhalde bakıyor muyuz peynire? Evet. Ne yapıyoruz? Sütümüzü mayaladık, tamam. Yuttuk. Üzerine artık uyandırma açıyorum. Zamanı geldi. Evet, sütümüzü uyandıracağız. Tamam. Şimdi bakacağız. Zaten üzerindeki parlaklık sütün kaliteli ve güzel bir uyum içerisinde olduğunu gösterir. Tamam. Bir parmakla şöyle hafif bastırdığımızda bakın şu jelimsi bu uyuduğunu, güzel uyuduğunu gösterir. Bir de bıçakla kontrol vardır. Kestiğinizde zaten belli eder. Tamam. Şimdi bunu bir nohut parçaları haline getirecek gibi düşüneceğiz. Tamam. Bir aparatımız var onunla tamamen uyandıracağız. Uykudan uyanıyor. Şimdi bu teleme oldu, değil mi? Evet. Ah, işte bu. Bunu seviyorum. Şimdi süt uyandı tabii, değil mi? Tabii. Yok, peynir uyandı. Artık peynir değil mi bu? Pıhtı. Pıhtı. Telemeye geçildi. Tamam. Biraz sonra da zaten bu kadarlık. Önemli olan her tarafı dağınık vaziyette parçalayabilmektir. Fazla da oynatmadan parçaladığınız zaman bu artık... Biraz sonra peynir altı suyunun üste çıktığını göreceğiz. Gerekecek. Aşağı yukarı 2 dakika içinde kendini göstermesi lazım. Şimdilik görevimiz buraya kadar. Bitti mi işimiz? Tabii biraz bekleyeceğiz şimdi. Şimdi ne kadar bekliyoruz? 5 ile 10 dakika arasında bekleyeceğiz. Tamam. Üzerine peynir altı suyunun çıkmasıyla birlikte ikinci işlem bu peynir poşetinin kurtarıp peynir altı suyunun tekneden akmasını bekleyeceğiz. Tamam. Sonra bir de bunu bir sıkacağız. Bir şey olacak tabii. Değil mi? Böyle sıkıştıracağız, bir şey yapacağız. Hı-hı. Ona da biraz sonra. Tamam. Şimdi biraz sonra üzerinin sarı bir renk alması gerekiyor. Tamam. Yavaş o zaman yavaş. O rengi bekliyoruz. Evet, biraz bir bekleyeceğiz şimdi. Şimdi galiba peynir altı suyumuz çıktı. Çünkü şurada evet. Yani öbek öbek zaten o yeşil, sarı arası renkte olan suyu görebiliyorum. Hı-hı. Bundan sonra ne yapıyoruz? Şimdi peynirimiz olma aşamasına %60'a geldik sayılır. Şimdi bu naylonumuzu, peynir naylonumu, bunu çekeceğiz, alacağım ben. Normalde çift kişiyle bu böyle alınır fakat biz... Bunu... Ben yardım edebilirim istersen, gösterirsen bana. O zaman karşılıklı tamam. Almaya çalışalım. Şimdi... Tamam, nasıl yapıyoruz? Biraz daha böyle bunu alttan alta basacağız. Tamam. Bastıktan sonra elimizi. Tamam. Ben bırakayım artık. Siz oradan çekin. Tamam. Yavaş 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 yavaş. Tabii giderek ağırlaşıyor. Tamam, evet. Normalde çift kişiyle daha kolay. Bu poşeti neden koyuyorsun ve sonra neden çekiyorsun? Şimdi bu poşetin içinde uyumuş oldu sütümüz ve hijyenlik açısından bu poşetin altında üstünde uyuyor sütümüz. Hı hı. Aldıktan sonra da peynir bezimiz, cendere bezimiz. Şimdi de içindeki peynir altı suyunu alttaki vanayı açarak ayrıştıracağız. Ayrıştıracağız. Üzerinde peynir kalacak, peynir altı suyu akıp gidecek. Tamam. Az bir peynirimiz kalacak. Evet Mustafa abi, peynir altı suyumuzu süzdürdük. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi artık şeklini verecek olan bezlerimizle çoban peynirinin şekline doğru gideceğiz. Tamam. Kendimize biraz şöyle yer açacağız. Tamam. Şuradan. Ben tutayım. Biraz daha tabii suyumuz var. Biz sizleri de bekletmemek adına yavaş yavaş yapalım. Pıhtımızı aldık, bezlerin içerisine bırakıyoruz böyle. Evet.
üzerine daha sonra baskı falan mı koyacaksın? Evet. Yoksa bunlar böyle süzecek mi? Bu ne kadar süzecek? Biraz süzdüreceğiz. Şu haliyle şöyle bırakıyoruz. Ve bu şekilde yaptıktan sonra hepsini komple. Daha sonra bunları üzerine baskı yapıyoruz. 3 saat kadar baskıda bekliyor. Biraz daha varsa eğer suyu, peyniri, onu da atmış oluyoruz. Daha sonrasını tekrar göstereceğim. Tamam, anlaştık. Tabii şimdi biz bu peynirin hepsini yapacağız. Tabii. Ama 3 saat beklemeyeceğiz. Çünkü öğleden sonra da aslında peynirin pazarlaması ile ilgili konuşacağız. Ankara'da evet. Bir şarküteride. Daha önce baskılanmış bir peynirimiz var değil mi? Var, evet. Evet, Mustafa abi biz gelmeden önce sağ olsun bizim için hazırlamış. Ayırmış kenara. Tabii ki size onu da göstereceğiz. Ama bizim önce bu peyniri bitirmemiz gerekiyor. Evet. Bunların hepsi bitecek. Yarına Ankara'da bebeler tuzsuz keçi peyniri bekler. O yüzden yetiştirmemiz lazım bunları. Kaçırdım yani. Sütümüzü peynire çevirdik sayılır. Tamam. İşte biraz önce mayaladığımız pıhtı olan, telemesi olan ve peynir altı suyunu akıttıktan sonra elimizde kalan peynirimiz. Bu işin ne kadar zor ama emek isteyen, bir o kadar da işte bazı şeylerin değerinin bilinmesi açısından elimizdeki süt 270 litre sütten kalan peynir. Evet. Ve bunu şimdi baskı altına alacağız. Biraz daha içinde suyu varsa onu da atacağız. Bir 3 saat daha bekleyeceğiz. 3 saat sonra açtığımızda ben size başka bir bunun açılmış halini göstereceğim. Tamam. Biz baskıyı alıyoruz. Ondan sonra da size hani 3 saat sonra o baskıdan çıktıktan sonraki halini hemen göstereceğiz aslında. Baskıyı nasıl alıyoruz? Hadi alalım. Tamam. Bu işi çok sahiplendim. Hadi alalım, yapalım falan. Biraz önce ortalığı bayağı bir dağıttım. Yani Mustafa abi sağ olsun nazik birisi olduğu için beni buradan kovmadı. Ama biraz önce gerçekten teknenin canına okudum yani söyleyeyim. Öyle kolay bir iş değil. Tuttum. Bunu üzerine koyalım. Ağırlıklarımızı yerleştirelim. Ağır gerçekten. Taş değil tabi demir ama. Evet ve böyle 3 saat bekliyoruz. Evet. 3 saat sonra bunları alacağız, açacağız. İnşallah. Ondan sonra da ne olduğunu, artık peynir olmuş olacak yani. Tabii. Peyniri göreceğiz. Ondan sonra tuzlama bölümüne geçeceğiz. Tamam. Tuzlayıp 24 saat, 18 saat o artık saatleri peynirin çeşidine göre değişir. Hadi tuzlayalım o zaman. Tamam. Mustafa abi geldik en son kısma. Evet. Artık peynirimiz oldu. Bayağı peynirimiz oldu yani. Evet, keçi peynirimiz oldu. Yemeğe hazır. Yemeğe hazır değil. Bir daha bekleyecek değil mi? Bir dolapta falan bekleyecek mi bir tabii sırada? Bunu şimdi baskıdan aldık. Tamam. Tuzun içine aldı zaten. Kesiyoruz peynirimizi. Ankaralılar çok şanslı.
%100 keçi peynirimiz. Şöyle, evet tam da onu söyleyecektim. İç dokusunu da bir gösterelim. Böyle gördüğünüz gibi çok doygun. Göz göz olmamış ki bu önemli bir şey. Evet. Çok göz göz olmaması lazım peynirin. Mis gibi de kokuyor. Şimdi bunu vakumlayacağız galiba. Vakumlayacağız, evet. Evet, beraber tamam. Basit mi? Tabii. Şöyle yapıyoruz galiba. Çift taraf şöyle tutturduk. Tamam, tuttum. Tamam. İsterseniz bir de vakumlayalım. Tamam, anlaştık. Şimdi ne yapmam gerekiyor? Makinemize bu şekilde yerleştiriyoruz. Hı-hı. Sadece kapatıp biraz baskı altında tutun. Kapatın. Bırakın. Biraz sonra vakumlanmış halde peynirimiz en az 6-7 aylık bir ömrü olan bir peynir üretmiş olduk. Oo, 6-7 aylık. Evet. Raf ömrü var. Evet. Vakum atmadığı sürece. Tabii, vakum atmadığı sürece. Gayet lezzetli. Tabii şimdi size her aşamasını göstermek istedim üretimin. İçerideki her makinenin kullanımını. Çünkü zaten çok az makine ve ekipman var, teçhizat evet. var. Zaten işe yarayanlar burada. Dolabın tamamı, Mustafa abicim pardon, peynir dolu. İşte gördüğünüz gibi bu şekilde. Ve bu iyi bir şey. Yani uzun sürede peynir sektöründe çalıştığım için biliyorum. Bitti galiba. Evet. Bir taraftan da ağzını kapatalım abi, şey yapmasınlar. Bunları ne kadar süre önce vakumladın? Bunlar da 15-20 gün oldu yapalım. 15-20 günlük ve peynir hiç suyunu salmamış. Normalde bu işte yörük tipi peynir, çoban tipi peynir dediğimiz peynir türüdür bu. Az tuzlu keçi peyniri. Normalde bu peynirin özelliğinden bir tanesi şudur. Peynir sektöründe çalıştığım zaman da en çok aldığımız şikayet buydu. Bu çok sulandı. Tabii sulanır. Sulanınca da vakum atar. O da artık bir firmanın alması gereken iade ürün olur. 15-20 gün olmasına rağmen gördüğünüz üzere hiç su salmamış. Vakum sapasağlam. Hiç havasını almamış ki bu yeni çıkmış hali. Sıcak hali. Bu da 15-20 gündür. Hem lezzetli, hem sağlıklı, hem hijyenik, hem müstahsilin yapmış olduğu peynir. Yani birinci elden hayvanı kendisini, sütünü sağdı, peynirini yaptı ki nasıl yaptığını gördünüz, nelere dikkat etti. En sonunda da size yemeğe hazır ve nazır bir peynir olarak önümüze geldi. Ama tabii şimdi siz bunu nasıl satın alacaksınız? Ayaş'a mı geleceksiniz bu peyniri satın almak için? Bu bir yöntem. Elbette isterseniz Mustafa abinin Hafıza Çiftliği'ne gelip peynirinizi alabilirsiniz. Ama önemli olan bu ürünün tüketiciler tarafından daha kolay bulunabiliyor olması. Buna erişebiliyor olmaları. İşte bu noktada da pazarlama kısmı devreye giriyor. Yani Ankara'da sizlerin satın alabileceği satış noktaları bulmamız gerekiyor. Ya da yapan, peynir üreten müstahsillerin ürünlerini pazarlayabileceği satış noktalarına ihtiyacımız var. Şimdi programın ikinci kısmında aslında peynirlerimizi alıp doğruca Ankara'daki satış noktamıza gideceğiz. Ve orada hem satış noktasının şarküterisinin sahibiyle konuşacağız. Bu ürünler neden pazarlanmalı, neden rafa konmalı, nasıl tüketilmeli birazcık da onları konuşacağız. Değil mi evet. Mustafa abi? Evet. Abi ellerine sağlık. Yani çok emek verdik. Yaklaşık 7-8 saattir hayvanların sığımını saymıyorum. İmalathanenin içindeyiz. Tabii. Ki bugün az süt işledin. Evet, bugün az siz misafir evet. olarak geldiğiniz için biraz az işledik. Yani emeğine sağlık, alın terine sağlık. Çok kutsal bir iş yapıyorsun. Sağ olun. Bizleri doyuruyorsun, bebekleri doyuruyorsun. İyi ki varsın. Umarım senin gibi müstahsillerin sayısı her geçen gün artar. Ki sen de açık çağrı yaptın, onu bir kere daha tekrar evet. edelim. Sen et istersen. Üreticiden direkt tüketiciye aracısız en güzel kaliteli bir ürünü üreterek zaten sofralarına girmiş bulunmaktayız. Sizlerin de ayağına sağlık. Sizlerin de sayesinde bizlerin ismi, sesi duyuluyor. Rica ederiz. Burada eğer varsa bu türlü işlerde hevesi, gerçekten isteği olan arkadaşlarımız başım üstünde yeri var. Her zaman her türlü bilgi paylaşımını rahatlıkla yaparım. Gece gündüz 24 saat telefonum açık, arayabilirler.
Ve ben hani bir şeyi paylaştıkça biz çoğalırız. Çoğaldıkça da güç birliğimiz artar. Yoksa tek başına bizim burada Ankara'da bir keçi peyniri yapmamız bir şey ifade etmez. Daha çok olursak eğer Ankara'daki Ankara başkentimize biz yetemeyiz. Daha ileride keçi tereyağı ve keçi süzme yoğurdu projemiz var. İnşallah bir ay içerisinde Dondurma? Şekilde. Dondurma, evet. Dondurma da lazım, yaz geldi. En güzel dondurma keçi sütünden olan dondurma değil mi? Yapalım, dondurmada yapalım. Evet, dondurmanın da sözünü aldık. Benim için çok önemli. Bence Mustafa abinin çağrısı çok önemli. Eğer bu işe hevesi olan varsa, keçisi koyunu var, kendi peynirini üretmek istiyor, markalı bir şekilde satmak istiyor. Üretimi öğrenme kısmı Mustafa abiden, satış noktası bulma, onu pazarlama, PR'ını yapma konusunda da ben Melek Bulut olarak ve Koyun Keçi Dünyası olarak arkasında olduğumu sözünü veriyorum. Ne gerekirse yaparız, hiç önemli değil. Yeter ki bu güzel ürünleri yapın, hijyenik bir şekilde yapın, doğru koşullarda yapın. Son olarak da bir şey söylemek istiyorum. Biz bunu Ankara'ya kadar getiriyoruz. Satış noktalarımız var artık. Oralarda satıyoruz ama en önemlisi özellikle Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'ndaki tüm çalışma arkadaşlarımızın, bürokratlarımızın, sayın büyüklerimizin ve en başta sayın bakanımızın bu peyniri yemesini istiyoruz. Kendisi %100 milli keçi peyniri. Kendisine de tavsiye ediyoruz, değil mi? Evet, aynen, çok teşekkür ederiz. Ayrıca ben Ayaş İlçe Tarım Müdürlüğü'ne, siz müstahsil markaları, ailemize, hepimize de ayrıca çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Hadi Ankara'ya gidiyoruz, şarküteriye. Bunları rafa koyacağız.